Fikret Orman'la yüz yüze de Beşiktaşların başkanı, kendi deyimiyle Beşiktaşların lideri, bizim de deyimimizde soruları cevaplamaya devam ediyor. Şimdi biraz daha özel sorulara geçiyoruz. Gazeteci arkadaşlarımız sordular sorulara. Bayağı enteresan. Kartal yuvalarıyla ilgili, Beşiktaş TV ile ilgili, dedikodularla ilgili sorulan sorulara geçiyoruz. Erdal Cömert, Vatan Gazetesi sorusunu alıyoruz. Sayın Başkanımız Fikret Orman'a sormak istiyorum. Dijital medyada uzun zamandan beri gündeme gelen çeşitli konular var ama bunlardan en dikkat çekeni Sayın Ahmet Nurçevi ile Tuğrul Yenidoğan'ın kendisinin altını oyduğu yöndeki iddialar. Çeşitli girişimlerle Başkan Fikret Orman'ı zor durumda bırakmak için çeşitli hamlelerde bulunuyorlarmış. Biz de bunları izliyoruz, okuyoruz. Bu konudaki görüşlerini öğrenmek istiyorum. Gerçekten yönetim içinde böyle bir şey hissediyor mu? Hissetmiyor mu? Bu konuda neler düşünüyor? Yönetim gerçekten uyum içerisinde çalışıyor mu? Bu konudaki yorumlarını öğrenmek istiyorum. Var mı buna benzer sorular? Var, devam edecek. Peki şimdi devam edeyim. Şimdi başlayayım bence. Şimdi yaklaşık 19 aydır Ahmet Nurçebi ile beraber çalışıyorum. Bundan çağırırken de Ahmet Bey'i Ahmet abi diye çağırırım. Yönetim kurulunu kurduğumuz ilk günden beri ilişkimiz bir abi kardeş ilişkisi içerisinde geçmiştir. Sebebi de şudur. Ahmet abi hem saygıya değer birisidir. Hem de ben her konuyu onunla istişare ederim. Herkes bilir bilmez ama bütün konuları biz istişare ederiz aramızda. O da kendi yorumunu yapar. Ben ona çok sevgi ve saygı gösteririm. Benden yaşça büyük olduğu için. Ahmet Bey de bana çok saygı gösterir. Beşiktaş Kulübü'nün başkanı olduğum için. Ve çok da sevgi gösterir. Bu 19 aylık süre içerisinde bir defa kavga etmemişizdir. Bir defa da tartışmamışızdır. Her mevzuyu en açıklığıyla konuşuruz. Birbirimizin fikrini alırız. Böyle bir ilişkimiz var. Bundan 5,5 ay evvel de biz seçime gittik Ahmet Bey'le, benle beraber girdiğimiz ikinci seçimimiz. Ahmet abiye o günkü aday olan arkadaşlar ofisine gidip başkanlık teklif ettiler. Ahmet Bey, eğer başkanlık gibi bir şey olmuş olsa, böyle bir benle altımı oymaya gerek yok seçim zamanı. Yani Serdar Adamı'yla Murat Aksu, evet, başkanlık teklif. Evet. O zaman da olabilirdi, aday olabilirdi. Kazanıp kazanamayacağını genel kurul belirler ama aday olabilirdi. Hiç onlara da söylediği şey şudur. Ben Fikret Orman'la beraber geldim. O başkan olduğu sürece de biz beraberiz demişti. Bunu kamuoyunda da ifade etmiştir. Bizim hiç öyle bir aramızda benim kendime olan özgüvenim çok fazladır. Ahmet abinin de kendine olan özgüveni vardır. Ve aramızda hiçbir itilafla bir konuşmamız olmamıştır. Bazı konularda farklı düşündüğümüz olabilir. Zaten her konuda, her şeyde aynı düşünsek benim ismim Ahmet, onun ismi de Fikret olurdu. Farklı düşünüyoruz, bazı konuları tartışırız. Ama bu tartışma bir kavga değildir. Beşiktaş menfaatine olan konulardır. Hiç beni kırmamıştır. Yani bir lafımı Ahmet abi iki etmemiştir. Ben de Ahmet abiyi hiç kırmamışımdır. Öyle bir ilişkimiz vardır. Benim altıma oyulacak bir durum yoktur. Biz beraber bir hedefe kilitlenmiş vaziyetteyiz. O hedef de şudur. Biz bu stadı bitireceğiz. Biz bu kulübün borcunu aşağı indireceğiz. Biz Beşiktaş'ın gelirini en az iki misli büyüteceğiz. Şampiyonluklar, bunlardır bizim hedeflerimiz. Kurumsal bir kulüp gibi gibi bugüne kadar konuştuğumuz daha şeyler. Daha da ötesini yazıp, hatta anlaşma yapıp görevlerinizi devrettiğiniz, hı hı, şeklinde de yazdılar. Evet. Şimdi yok işte, palavra işte diyorum ya, yani bunu Beşiktaş kamuoyu bilsin. Yok işte biz anlaşma yapmışız. Yok öyle, bunlar yani hayal ürünü. Bizi Beşiktaş'ın gittiği rota doğrudur.
Bunu Beşiktaş taraftarı da görüyor. Bütün spor kamuoyu da görüyor. Takdir çalışıyorlar yani. Şimdi bizi dışarıdan yıkamayacakları için biz çünkü haram yemeyiz. Hak yemeyiz. Biz Beşiktaş'ın bir kuruşu için mücadele ederiz. Ben ve arkadaşlarım her konuda en dibine kadar Beşiktaş menfaati için mücadele ederiz. Ben niye varım peki başkanım bu işin içinde? Ben varım. Bana hiç düzeltme yapmadınız. Sana da geliriz. Sana da geliriz. Şimdi bizi böyle dışarıdan bölemeyecekleri için ben bunu Ahmet Bey'e ve yönetici arkadaşlarıma bir sene evvel söyledim. Buradan kamuoyuna da anlatıyorum. Bu stadın temelini atalım. Dedikodular daha artacaktır. Bunu bizlere de söylediniz. Size de söyledim. Devam dönem. Burada şimdi kamuoyu önünde daha ağır şeyler söylemek istemiyorum. Bu stat yukarı doğru çıksın. Beşiktaş futbol takımı sahada iki beraberlik alsın daha artar. Bunlar ne zaman aşağı iner? Takım lider olsun filan pusuya yatırlar. Çünkü şark kültüründe düello kültürü yoktur. Pusu kültürü vardır. Bunlar pusuya yatarlar, beklerler ki arkadan ateş etmek için. Böyle çıkıp da mertçe çıkıp konuşma değil de daha fazla böyle arkadan dedikodu yaymaya başlarlar. Şuna bitireyim. Şimdi siz benim altımı oyacaksınız. Şimdi bunları açıklıkla konuşalım. Tabii. Şantaj yapıyormuş. O soru geldi isterseniz. Öyle mi? O sorular var. O geldi. Yani ağzıma geldi şimdi. Söyle. Ben kaçakçı mıyım? Ben hırsız mıyım? Neyim de bana şantaj yapılacak? Veya siz burada bugüne kadar burası varsa bağlansınlar. Kime bugüne kadar sen şantaj yaptın? Yani ben de istiyorum bunu. Yani bunu dile getirenler şu anda bağlansınlar. Şantaj kasetleri varmış. Bu soruları soracak yani, olanlara da. Yani benim ne şantajım olabilir? Ben yani sadece sizin değil, yönetim kurulana da herkesin hakkında kaseti varmış. Kimliğe kadar kimin kasetine yapılmışsa burası bir er meydanı. Evet. Bunu söyleyen eski yöneticiler de var başkanım. Biliyorsunuz ki dava ettik. Bilmez olmuyor. Biliyorsunuz kimler olduğunu. Bunu dile getirenler, söyleyenler var. Ama zaten bunları kimlerin dile getirdiğini yayının içinde arkadaşlarımız da görecekler. Yani izleyenler de görecekler daha çok kimlerin bu konuları getirdi. Bu divan kurulunda bile dile getirdi başkanım. Şimdi yani benim şunu söyleyeyim. Bir program daha var. Dile getirenler bir cevap hakkı doğuyor. Dile getiriyor gidiyor. Buna ne yapacağız? Ben de yani bu soruyu şimdi sorayım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz burada bu Beşiktaş'ta benim açımdan ve arkadaşlarım açısından söyleyeyim. Bu bir çoluğumuza çocuğumuza bir itibar bırakacağımız bir görev yapıyoruz biz. Biz bu görevler geçici görevler. Buraya Beşiktaş camiasının içerisinden geldik ve buradan Beşiktaş camiasının içerisine döneceğimizi gayet iyi bilen insanlarız. İlk gün gelir gelmez de başkanlık sınırlamasını getiren, iradesini ortaya koyan kişiler bizleriz. Niye? Buraya gelen gitmesini bilsin diye. Şimdi bunu bilen insanlar olarak biz çocuklarımıza bir haysiyetimizle, onurumuzla, şerefimizi bırakacak olan insanları böyle karalamak ancak namustan yoksun insanlara yapacağı işlerdir. Elinde delili olan bir şey olan varsa ki bunların hiçbir şey yoktur. Olamaz çünkü. Bunlar ancak böyle konuşurlar. Biz de maalesef ki icraat yaparken bir de bunların dedikoduyla uğraşıyoruz. Şunu da söyleyeyim, benimle alakalı kaseti var. Kimin neyi varsa dökmeyen de müşteriyiz. Bende varmış. Hayır başka, ben yapıyormuşum şantaj da. İsterseniz o soruya geleceğiz. Biraz yavaş yavaş bu sorulara devam lütfen edelim. Şimdi Kartal yuvasıyla ilgili. Lütfen. Pek soru işareti yok ama Sayın Atıf Keşeci'nin uzunca bir soru sormuş. Üçe bölerek yayınlıyoruz o yüzden. Ama peş peşe yayınlıyoruz. Lütfen. Sayın Atıf Keşeci'nin sorusunu alıyoruz. İyi akşamlar. Hiç tarzım olmayan konserve bir çekim ama benim gene size 3 tane net cevap beklediğim sualim var. Birincisi bu sualleri yani onu da açıklamak isterim. Kamuda çok konuşulan, şahsıma çok sorulup cevabı istenen konuların bazıları. Bu 3 sorunun ilki Beşiktaş storlarındaki işleyiş ve geçmişteki
yapılmış bazı zimmet olaylarının sorunları hakkında bir işlem yapıldığını biliyorum. Ama bu kamu vicdanını rahatlatmak açısından kesinlikle yeterli değil. Bu işin başında bir yönetim kurulu üyesi vardı ve onun sorumluluğundaydı ve bu sorumluluk sonuna kadar devam eder. Hatta bu bahsettiğim sorumluluk kulüp başkanına kadar gelir. Kurumsallaşmayı özümlemiş iş yerlerinde hatta devlet kademesinde işler böyle yürür. Ama maalesef storlarla ilgili bugüne kadar şahsınıza iki tane araştırma dosyası verilmesine rağmen ki bunun içinde mal alımlarındaki bugünle olan kıyaslamalar binaların yani dükkan dediğimiz storların diyelim yapımıyla ilgili dekorasyon masrafları dahil arada bir hayli farklar var. Bunun bir an evvel çözüme kavuşturulması lazım. Hep konular sümen altı ediliyor ama bilin ki bu işlerin takipçisi de var. Evet başkanım, sümen altı ediliyor mu? Atıf abi benim ya. Atıf abiyle de çok eski tanışırız yani. Onu da Atıf abiyi de 30 senedir tanırım yani. Oğlu Ertuğrul bizim kardeşimizdir. Kardeşi şey, Affan abi falan. Çok eski olan diyaloglarımız vardır. Atıf abi de beni çok iyi tanır. Yani şahsen de iyi tanır. Şimdi storlarla alakalı konunun Atıf abinin söylediklerine cevap vereyim. Ama işin birazcık da çözümsel tarafına gidelim. Sümen altı ediliyor mu bir şeyler var? Bizim benim olduğum yerde sümen altı olmaz. Atıf abi aynı zamanda bizim Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'nin yönetim kurulu üyesi. Bağımsız üye. Yarın da Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'nin yönetim kurulu toplantısı var. Gündemin bir tanesini alacağız bunu. Hemen bir heyet kuracağız. Bütün evrakları bana gelen dediği iki tane şey ki bana öyle bir daha evvel de Atıf abi bana sordu. Öyle bir rapor gelmedi. O bütün incelemeyi denetleme kurulundan da bir heyet kimi istiyorsa Atıf abi de bunun kendini söyleyecekleri de vardı. Bütün hepsi incelensin. Yani sümen altı edilsin diye bir şey yoktur. Bizim demin de söyledim. İki adet araştırma dosyası verilmiş. Yani. Ben öyle bir dosya onu söylüyorum. Bir defa galiba Kayseri'den İstanbul'a dönerken Atıf abi dedi ki sana dosya verir dedim. Ben dedim ki bana bir dosya falan verilmedi dedim. Bugün de aynısını söylüyorum. Ben bir dosya falan almış değilim. Ben bir dosyalık bir durum bir aldığım mesela merkez mağazamızla alakalı konulardan bir tanesi tahmin ediyorum o. Merkez mağazamızla alakalı bir çalışanımızın yapmış olduğu bir suistimal var. O suistimal doğru söylüyor Atıf abi. Yani o başkana kadar gider. Çünkü bizim görevimiz kulübün menfaatlerini korumaktır. Suistimal varsa ve bu suistimalin üzerine gitmiyorsak bu bizi alakadar eder. Ama mesela bir bankada bir memur zimmetine para geçirdi. Genel müdür mü gider o bankayı? Yani yok, eğer onunla anlamadım. Bir işlem yapmazsanız. Ama yaptınız. Ama üzerini kapatırsanız ve bunu yok farz ederseniz genel müdürüne kadar gider. Sorumlu yöneticisine de gider. Şimdi biz bu konu benim duyduğum an hemen müdahil olduk. Müdahil olduğumuz gibi de bu kişileri bununla alakalı kişileri çağırdık. Yorumlarımızı yaptık. Ve hukukçularımızla beraber savcılığa suç duyurusunda bulunduk. İşlemler sürüyor. İşlemler yapılıyor. Biz bunun üstünü kapatırız. Suçluyuz. Bunu yok farz ederiz. Suçluyuz. Veya bununla alakalı bir başka yerlere gidecek diye endişeli oluruz. Bizim alnımız açık, gönlümüz pak. Burada
bir çalışan bir personel bir suistimal yaptığı iddia ediliyor. Hukuk devlet, Türkiye bir hukuk devleti, gelsin savcısı, polisi incelesin. Ona göre de karar versin. Bizim üzerini kapattığımız bir şey yoktur. Ne kadardır başkanımız suistimalinin rakamsal dediği yaklaşık? 400 bin TL civarında stokta malzeme eksik. Sayında çıktı. Burası. Sayında çıktı. Sayım yapılırken 400 mü 450 bin TL'lik bir stokta sayımda fark çıktı. Bunun tahminimi söylüyorum. Bunun bir kısmı da şey oluyor. Stoklarda mağazanın içerisinde bazı kişiler alıp kaçırmaya çalışıyor. Böyle eksilmeler falan da oluyor ama büyük bir kısmı bence suistimaldir. Bir kişi mi yapmış bunu? Bizim tespitimiz bir kişi yaptı. Ve biz de hemen suç duyurusunda bulunduk. Savcılığa da suç duyurusunu yaptık. Gelsin, devletin polisi var, şeyi var, incelesinler. Burada üstünü kapattığımız bir mevzu yoktur. Bunun haricinde eğer storlarla alakalı mal alımları veya mağazalardaki dekorasyonla alakalı tenkit edilen konular olabilir. Bunlar da böyle hepimiz haysiyetimizde, onurumuzda yaşayan insanlarız. Benim yöneticilerimin de çalışanların da haysiyetini korumak benim birinci işlerimden bir tanesidir. Onları o görevlere ben seçtim. Benim seçtiğim arkadaşlarımın da veya profesyonel kadronun da içerisinde var ise böyle bir durum, bunları aklamak da bizim işimizdir. Hemen şimdi demin de söyledim, yarın yönetim kurulu toplantısı var. Bir tane heyet kurarız. Bütün hepsini inceleriz. Bulunan bir şey varsa da kamuoyuyla paylaşırız. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bu konuyla ilgili yanlış anlamazsınız. İki tane araştırma dosyası var şeklinde soruluyor. Şimdi bu araştırma dosyalarının yapılmasına kim karar veriyor başkanım? Yani siz araştırma dosyalarını hazırlayın deseniz birileri hazırlar. Hı hı. Siz diyorsanız bana böyle bir dosya gelmedi. Atıf Bey'in haberi var. Nasıl oluyor? Ben de onu sormak istiyorum. Şimdi böyle bir dosyanın varlığından haberdar değilim ama böyle bir dosya olduğunu da düşünmüyorum. Ha şu olabilir. Bir malzeme alınmıştır 100 liraya. Şu anda 95 liraya alınmıştır. O 100 liraya alınmış olan şey bugün 95 liraya alınmış olması ortada bir suistimal demek değildir. Sebepleri her şekline bakılır. Ona göre karar verilir. Unutulmaması gerekli olan bir şey var. Yani mesela örnek olarak söyleyeyim. Biz bir sponsorluk anlaşması yapıyoruz. Yaptığımız anlaşma 100 birime yapmışız. Daha evvelden bu anlaşma 10 birime yapıldıysa bu 90 birimlik fark yolsuzluk manasına mı gelmektedir? Yani biz şimdi Beşiktaş'ın tüm forması 4 milyon dolara Kola Turka'ya verilmiş her tarafıyla. Biz sadece şu anda ilk başlangıcı 5, hemen 7 milyon dolara çıkan Vodafone anlaşması var. Şimdi eski arkadaşlar bunlarla alakalı suistimal mi yapmışlar demektir. O günün şartlarında belki iyi tacir olmamış olabilirler. Ama suistimal lafını kullanabilmek için bir belge olması lazım. Yani birinin kendine şahsi kazanç sağlamış olması lazım. Kazanç sağlamadığın sürece, bunun ispat edilmediği sürece ki bu çok ağır bir ithaf olur. Ben bunlara inanmıyorum. Eğer böyle bir durum varsa asla üstünü örtmem. Kimse de üstünü örtmez. Kamuoyuyla paylaşırız. Şimdi Sayın Keçeci burada isim vermedi ama sitelere verdiği demeçlerde isim de vererek de Sayın Metin Albayrak'ın yargılanması gerektiğini söyledi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Metin Albayrak benim çocukluk arkadaşımdır. Babası Beşiktaş'ın efsane olmuş yöneticilerinden bir tanesidir. Beşiktaş o dönem itibariyle bugünkü gibi büyük bir borç içerisindeydi. Ve Mehmet Üstünkaya ve arkadaşlarıyla beraber bu kulübe bağış yaparak Beşiktaş'ın borcunu sıfırlayan ekipten bir tanesidir. Ve o dönemde bu maddi katkıları yapmış bir kişidir Sami abi. Oğlum Metin de bizim çocukluk arkadaşımızdır. Çok düzgün bir arkadaştır. Ben Metin'in şahsiyetinde ona da her türlü güveneceğim sonuna kadar vardır.
Bunlar Atıf abi çok iyi tanıdığım, iyi bir insandır. Atıf abi bunları birilerinden ona söylemişlerdir. O da bundan etkilenmiş olabilir. Ama saçı kesersin, aşağı düşer, ak mı kara mı ortaya çıkar. Bunu ortaya kimsenin haysiyetinden böyle bir oynamak yerine araştırmak lazımdır. Metin de çok 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 sevdiğimiz düzgün bir arkadaşımızdır. Zaten devamında bu dedikoduların devamı biliyorsunuz internet sitelerinde de bir takım yolsuzluklar. İşte kolundaki saatten altındaki arabaya kadar Sayın Metin. Farkındaysanız hep en yakınlarınızla uğraşıyorlar. Farkında mısınız başkanım? Yani bunu şeyden soyutlamak isterim Atıf abi. Hayır yani. Onu söylemedim ben. İnternet sitesi. Yani zaten bir diyorum ya böyle Beşiktaş taraftarı şu anda bunları izleyen kişiler bunlarla esasında yani Beşiktaş storlarıyla alakalı ilgilidirler ama işte birisinin arabasından falan bunlarla ilgili değillerdi. Beşiktaşların ilgili olduğu kısımlar Beşiktaş'ın nasıl yönetildiği, nasıl yatırımlar yapıldığı, stadı bitecek mi? Bunlarla ilgilidirler. Biz ama nelerle uğraştığımızı Beşiktaş kamuoyunun da bilmesini isterim. Allah yardımcımız olsun yani. Yani konular sümen altı edilmiyor. Bu işlerin takipçileri tabii rahatlıkla ki takip edebilirler tabii diyorsunuz. O zaman sorunun devamına geçelim hemen başkanım. Stadın yapımı aşağı yukarı 7 senedir, 8 senedir gündemimizde ve döneminizde zorluklar aşıldı. Bina yıkılamaz deniyordu, yıkıldı. Yapılamaz deniyordu. Herhalde bugün artık prosedür olarak devletle olan problemler çözüldü. Bir özellikle bakanlıkla olan sıkıntılar giderildi. Bu başlanacak. Benim dikkatimi çeken yapım ihalesiyle ilgili, tüm ihalelerle ilgili şeffaf ihale olunacağı ve Beşiktaş televizyonundan yayınlanacağı söylenmişti. Yayınlanmak değil, herhalde kayıt altına alınma tercih edildi. Ve de takip edilen ihale usulü hiç de bilinen bir tarzda devam etmiyor. Teklifler alınıyor ve değerlendirme için iş günler sonrasına bırakılıyor. Bir ihale çıkılırken keşifleri yapılır ve ihale şartlarına yazılır. Son ihaleyi yaptınız. Sonra şimdi malzemeyi biz verelim dediniz. Olur. Yani böyle de usuller nadir de olsa vardır. Ama mutlaka ve mutlaka bugün devletin yaptığı trilyonluk ihaleler halkın gözü önünde televizyonlarda yayınlanırken maalesef söylendiği halde bu Beşiktaş'ta yapılmıyor. Şimdi çok güzel bir soru ki ben buna cevap vererek hem de kamuoyunu bilgilendireyim. Beşiktaş'ta sağ olsun Atıf abi de kronolojiyi anlatarak geldi. Yani 7-8 senedir bu stat gündemimizde fakat bunun iznini aldık. Yıkılamaz dedi. Yıkıldı. Doğrudur. Ve yapılamaz dedi. Yapıldı. Devlette de bir problemi aşıldığını söylüyor. Esasında şunu çok açıklıkla net ifade edeyim. Devlette hiçbir zaman Spor Bakanlığı'yla bir problemimiz olmadı bizim. Biz stadı yıktığımız günden bugüne gelene kadar ilaveten bir izin de almadık. O gün neyse bugün de aynı. Şu anda statla alakalı yapılacak olan protokol şunu ihtiva etmektedir. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü kaç tane loca alacak, kaç tane koltuk alacak, kaç tane araba park yeri alacak. Bunun gibi şeylerdir. Kirası ne olacak gibi şeylerdir. Yani stadın istikbaldeki kirası ne olacak gibi şeylerdir. Şimdi bunlar stat bitmişti ki. Yani stat yarın sabahleyin açılışını yapıyoruz da şu koltuk senin, bu koltuk benim,
gibi bir durum söz konusu değildir. Bu bugün yapılması mecbur olan bir şey de değildir. Biz zaman içerisinde her şeyi prosedürüne uygun olarak getiriyoruz. Beşiktaş ruhsatsız bir bina yapmıyordur. Beşiktaş arazisi hazineye ait olan, üstündeki binası Gençlik Spor'a ait olan, halkın takımı olan, kamu yararına bir dernek olan, yani halkın olan bir stat yapmaktadır. Bunu ne ben, ne yönetici arkadaşlarımız, kendimize, ailemize, anamıza, babamıza, çocuklarımıza yaptığımız bir şey değildir. Bu kamuya yapılan bir şeydir. Şu anda Türkiye'de 25 tane stat yapılıyordur. Bu 25 stadın 24'ü devlet tarafından yapılıyor. Bir tane stat Beşiktaş tarafından yapılıyordur. Beşiktaş neden kendi finanse ediyordur? Kendi yerinde yapmış olduğu için finanse ediyordur. Bu kadar açıktır bu. Şimdi mesela geçenlerde Trabzon Stadyumu yapılıyordu. Başbakanımız oradaydı. 200 milyon TL'lik bir yatırımla yapılıyor. İnönü Stadyumu'nun bu yatırımını Beşiktaş Kulübü yapıyor. Yani birisinde devlet yapıyor, bir tanesini biz yapıyoruz. Biz kanunsuz bir iş yapmak için bir sebebimiz yok. İzni olan, yeri olan, her şeyle legal bir iş yapıyoruz. Demin de anlattım. Şu an bugün Ahmet Bey gitti. Sanki bu sözleşme yapılmazsa durur. Yok böyle bir durum. Stat başladı, bitirilecek. Statla ilgili sorular da gelecek sana. Ha yani ihaleyi soruyor. İhaleye de geleceğim. Şimdi bizden evvelki yönetimler aynı Fulya'daki icraatı olduğu gibi kat karşılığı vermiştir Fulya'yı. Burayla alakalı da yap işlet devret vereceklerdi. Öyle açıkladılar. Biz dedik ki bu doğru değil. Biz Beşiktaş ne kadar finansman problemi olsa bile bu işi çözebilecek dinamikleri bulur, sponsorlukları yapar, stadı da kimseye bir gelir vermeden bunu kendi içerisinde yapar. Şimdi ben bunu arkadaşlarımla beraber bir şirkete yap işlet devlet verirdim. Hiç de ne bunun harfiyatından, ne bunun gece gündüz inşaatından, ne bu dedikodularından falan uğraşmazdım. 10 senelik gelinleri, 15 senelik gelinleri verirdim. Bugüne kadar yapıldığı gibi yapılırdı. Biz ne yaptık? Zoru yaptık. Zor ne? Beşiktaş'ın imkanlarını kullanarak en makul ve en iyi stadı en kısa sürede yapmak. Risk aldık. Ne için aldık bu riski? Beşiktaş menfaati için aldık. Sırayla gidiyorum. Sizin yaptığınız işi profesyonel bir şey yapsa ciddi para alır değil mi? Yani şimdi her şeyle koşuşturuyorsunuz. Nedeni ona bilmiyorum inşaatta ama bütün inşaatta ilgileniyorsunuz. Her şeyle ilgileniyoruz. Şimdi stadın harfiyatını verdik. Harfiyatlarda genel itibariyle biz bunu bir müteahhite vermiş olsak, bunu komple ihale etmiş olsak, bunu alan müteahhit harfiyat rakamını yazacak, karını yazacak ve bize teklifini verecek. Biz ne yaptık? Harfiyatı vererek, direkt kendimiz ihale yaparak müteahhit karını bir defa dışına çıkarttık. İki, normalde döküm yerlerine para verilir. Bugün ben kendi işimde, başkası kendi işinde, hangi işte olursa olsun döküm yeri İstanbul'da paradır. Biz kamu yararına dernek olduğumuz için gittik belediyemize müracaat ettik. Aynı camilerde, aynı okullarda olduğu gibi kamuyla alakalı şeylerde döküm parası ödenmez diye biz döküm parası ödemeden aldık. Normalde bunun bütün harfiyatın toplamı 24 milyon TL gibi bedele çıkması lazım. Biz bunu Allah'ın izniyle